Başarmanın yarısı inanmaktır derler. İşin özünde heyecan varsa başarı olur, umut olur. Bir sonraki adım için cesaret olur. Ve hayal ile gerçek arasındaki fark eylemdir. Hayallerinin peşinden koşarken başkalarının yürüyeceği yolları da açmaktır. Bu yolda yürürken herkesin aynı duyguları hissedebilmesi, herkesin aynı azim ve kararlılıkta olmasıdır. Bizler de hayallerimiz doğrultusunda tereddütsüz bir adanmışlık ve yorgunluk bilmeyen bir azimle yol almalıydık. Öncelikle gayemiz sizden hayra davet eden, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır, ilahi hükmün müjdesine ermekti. Bir kulluk vazifesi olarak bizi biz kılan manevi değerlerimizin özünü oluşturan vahyin nuruyla yol almak, davetlerimizde insanlığın ufkunun aydınlanmasına katkı sağlamaktı. Muzaffer Ceylan'ın vahiy sohbetleriyle Kur'an ve sünnet rehberliğinde nasıl bir hayat sürdürmeli diyerek hayra davet edenlerden olmaya çalıştık. Varisleri olarak medeniyet birikimimizden istifade ederek çözümler üretmemiz gerekmektedir dedik. İnsan merkezli ve medeniyet eksenli bir anlayışla, ilim ve eğitim çalışmaları temelinde mazimizin o ihtişamlı varlığıyla bağlantı kurup, oradan kendi yaşadığımız zamana kovamızı daldırdık. Medeniyet söyleşileri programlarımızda o berrak, o dupturu mazimizden bugüne bir şeyler aktarmaya çalıştık. Sevgisini sunmaktan kaçınmayan ve bunu ümmetine de tavsiye eden şefkat, merhamet, hoşgörü ve zerafet timsali Efendimizin ışığı her zaman gönüllerimizi nurlandırır. Bu nurlu ışığın izinde kutlu doğumlarıyla insanlığa rahmet olarak gönderilen ve tüm dünyaya baharlar getiren Efendimiz'e sevgi ve muhabbetimizi dile getirmek için Mevlid-i Nebi gecesi düzenledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedin ya Resulallah. Biz seni sevdik. Seninle beraber olmak istiyoruz dedik. Her bir insanın onuru ve özgürlüğü korunmayı hak eder. Ve bir insana yapılan zulüm tüm insanlığa yapılmış gibidir. İnsanlık için taşıdığımız kaygılar, İslam alemini sarmalını almış, zulüm ve sömürü düzeni olan Siyonist İsrail'in baskılarından, Filistin halkının özgür kalması adına sessiz kalamazdık. Zulme karşı direnmek, dur demek için meydanlara yürüdük, konvoylar düzenledik. Kudüs gecesi düzenleyerek binler bir arada olduk, dualar ettik, zulme karşı haykırdık. En büyük ihsan-ı ilahi, en büyük ikram olan çocuklarımızın kalbi ekilmemiş tarlaya benzer. Bizler de yüreğimizde oluşan bir küçük kıvılcımla çıktığımız bu fikir kervanında çocuklarımızın kalplerine yarenlik etmeyi arzuladık. Yaz okullarımızda bazen gönlümüze bir meltem, bazen yaralı kalplerimize merhem, evlerimizin bereketi, Rabbimizin emaneti, geleceğimizin ışığı çocuklarımızın bilgi ve becerilerinin, manevi duygularının gelişimi için gönül verdik. Kapanış etkinliğimizde tarifsiz duygular yaşadık, bizler de çocuklar gibi şendik. Çabalarımızın ete kemiğe bürünüp kalıcı olması, ancak istişare yapılarak ortak aklın öngördüğü yönde kurumsallaşmasıyla mümkündür. Temsiliyette gençlerin yer aldığı istişare zeminleri, ehliyet, liyakat ve emekle tüm hizmetlerimizin topluma sirayet etmesini sağlayacaktır. Birlikte güzel işler yapabilmek için birlikte düşünmek, birlikte karar vermek gerekir dedik. Yönetim kararlarına çözüm, tavsiye ve tenkitlerini değerli bulduğumuz gençlerimizle GBB Danışma Meclisi'ni kurduk. Feribot turlarımızla Fırat'ın mavi sularına yelken açtık. Kültür ve medeniyetimize doğru yaptığımız yolculuğumuzda unutulmaz anılar biriktirdik. Tarih kokan o eşsiz manzarada ruhumuz hem huzurun hem de eğlencenin lezzetine vardı. O ilhamla Fırat'ın kenarında serin sular ve gökyüzünün eşliğinde masalımsı bir ortam hazırlayarak açık hava sineması etkinliği düzenledik. Medeniyet bir dünya görüşünün ve bir inanışın ete kemiğe bürünerek zaman ve mekan boyutunda görünür ve yaşanır hale gelmesidir.
ve bir toplumun gelişmesi, o toplumda medeniyetin bütün icapları ile kökleşmesi ve yerleşmesi demektir. Dini, kültürü, gelişmişlik seviyesi, medeniyeti o şehirlerin dokunuşuna nakış gibi işlenmelidir dedik. Osmanlı'nın zerafetine ayna tutan ışığını Galle Park içerisinde bulunan medeniyet bahçelerinde şairin tabiatı ruhundan yakalayan felsefesini Sezai Karakoç Parkı'nda yansıttık. Dağ şehrin birçok noktasında kadim medeniyetimizi mekanların ruhuna işledik. İlim, eğitim ve istişare ortamları ne kadar ulaşılabilir olursa bir toplumun yaşamına o kadar sirayet eder. Fıtrata uygun bir yaşayış, bir düşünüş oluşturabilmek için bir olmanın, birlikte olmanın gücüyle millet kütüphanelerimizi oluşturduk. Ağaç kökleriyle yaşar misali, milletlerde tarihi, kültürü ve medeniyet kodlarıyla yaşar. Bu topraklar tarihin en büyük kahramanlıklarına ev sahipliği yapmış, en gözde eserlerine de ilham kaynağı olmuştur. Gençlik kulüplerimizle yaptığımız kültürel ve akademik gezilerimizde, dünya üzerinde birçok topluma nasip olmayan onur ve gururunu taşıdığımız medeniyetimizi yeniden tasavvur ettik. 6 Şubat depremiyle acımız büyük, kalplerimiz hüzünlüydü. Kolay değildi yaralarımızı sarmak, kolay değildi tekrardan toparlanmak. Fakat başımıza gelen musibetler bizi tüketmemeli. Tekrardan bir doğuşa, uyanışa, bir dirilişe sevk etmeliydi. Yıkılmayı değil, umutlarımızı yeniden yeşertmeyi başarmalıydık. Kalplerimizi sükuta davet ettik ve hemen tek yürek, tek nefes anlayışımızla yaralarımızı sarmak için canla başla çalıştık. Anadolu insanı geçmişten bugüne kadar konukseverliğiyle bilinen bir millet olmuştur. İnancımızın, kültürümüzün bir yansıması olarak misafir baş üstünde tutulur. Çünkü gelen misafiri bize Allah göndermiştir. Üniversiteye kurduğumuz standlarla da şehrimize yeni gelen öğrencilere "Hoş geldiniz gençler, başımızın üstünde yeriniz var, bizler her daim sizlerleyiz" dedik. Kitap ve kahve ikilisi her zaman kulağa hoş gelmiştir. Huzur dolu nezih bir ortamda, keyifle kahveler yudumlanırken, kitap okumanın ve dostlarla muhabbetin lezzetine varıldığı, kültür ve sanata dair etkinliklerle buluşturulduğu kitap kafelerimizi kurduk. Birlik ve beraberliğin, şefkat ve merhametin daha çok hissedildiği mübarek Ramazan ayı, bu yıl bizim için çok daha fazlasıydı. Tarih boyunca merhamet ve insanlık gerçeğinin bayrağını taşıyan bir millet olarak biz, el ele, gönül gönüle vererek 6 Şubat depremiyle yıkılan gönüllerimizi onarmalıydık. İmanla var olmanın gücünü hissetmeliydik. Nerede o eski Ramazanlar denilen o şen Ramazan akşamlarını canlandırıp paylaşma, yardımlaşma duygusuyla aynı sofraya oturduk. Birlikteliğin huzur ve lezzetine vardık. Işıl ışıl, cıvıl cıvıl sokağımızda gezdik, eğlendik, bizi biz yapan değerlerimizden nasiplendik. Acılarımıza ortak olan gönül dostu konuklarımızla sohbet ettik, bilgilendik. Evet, bir başka Ramazan olmalıydı. Masal Parkı'ndaki düzenlediğimiz etkinliklerimizde öncelikle çocuklarımızın gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm için ne gerekiyorsa yapmalıydık. Kopmaz bağlarla yeşeren gönüllerimiz Masal Park sokak şenlikleriyle taçlandı. İş yerlerini kaybeden depremzede kardeşlerimiz için kurduğumuz standlarla toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Köklü tarihinin yanı sıra yetiştirdiği pek çok alim, şair, sanatçı ve bilim adamının ardından bıraktığı eserlerle dünyada nam salarak Türk-İslam medeniyetinin düşünce merkezi haline gelmiş şehrin adıdır Buhara. Bu medeniyetin verdiği ilhamla ikinci Buhara olarak da bilinen şehrimizin bir simgesi olacak Buhara Gençlik Kafeyi açarak geçmişle geleceği bağlayan bir köprü misali, hayallerimizde canlandırdığımız mekanı gerçeğe yansıttık. Küçük bir kar tanesiyken kocaman bir kar topuna dönüştük ve anladık ki inanmak başarmanın ta kendisiymiş aslında. Öncelikle en büyük desteğimiz Fatma Şahin ve sizlere teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Daha nice güzel hayallere birlikte imza atmak dileğiyle.